dini değerlerdir, kültürel değerlerdir. İşte bunlardan soyutlanmaması lazım. Bunlardan uzaklaşmaması lazım Batı. Ki Romanya şu an devletler arasında, yani istatistiğe yapıldığına, bunun istatistiği yapılmıştır. Yani biz burada boş laf söylemiyoruz. Romanya en çok dini değerlere saygı, en çok kültürel değerlere saygı, ulusal değerlere saygı bir toplumdur, bir ülkedir. İşte evet, biz bunu ihraç ediyoruz. Bu da çok çok açıkça görülüyor. Evet. Sayın Müftüm, iki bölüm halinde yayınlayacağız sohbetimizi. Bugünkü Kırmızı Koltuk programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar sizi konuk almak istiyoruz. Çünkü kamuoyunun öğrenmeye ihtiyacı olduğu birçok şey var. Programımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Size çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Romanya Müftüsü Sayın Murat Yusuf'un sohbetine tanıklık ettiniz. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceğiz ve din konusunda, Romanya'daki Müslümanlar konusunda sizlere bilgi sunmaya çalışacağız. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına size saygı ve sevgiler sunuyoruz. La revedere, nevedem saptamana vituare. Hoşçakalın. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar değerli izleyicilerimiz. Geçtiğimiz hafta Romanya Müftüsü Sayın Murat Yusuf'u konuk almıştık. Birinci bölümümüzü bu şekilde yayınlamıştık. Şimdi de sizlere ikinci bölümünü ekranlarınıza getireceğiz. Sayın Yusuf Murat, programımıza tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız bu geçen günler içerisinde? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Müftüm, New Jersey'de, Amerika'da, evet, dünyanın dört bir yanından 37 bin insanın katıldığı ve parlamentonun önünde yapılan toplu bir namaz olayı olmuştu. Bu Amerika'da da yeni bir tartışma başlattı aslında. Obama'nın İslamiyet'e karşı bakış açısı bir yana hem ilgi hem tepki gördü. Bu konudaki yorumunuz nedir? Şimdi bir kere şöyle, ben tabii o olayı duydum. Fazla da bir yorum yapmak istemiyorum. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Yani ilgi tepki meselesi değil. Burada şunu bilmeleri lazım Müslümanların. Yani Amerika politikasını biraz daha değiştirdiğini ve bilhassa bu Obama'nın seçilmesiyle, başkanın görevine seçilmesiyle yeni bir politika başlattığını, yani aslında bu daha önceden de vardı. Şimdi bakın, ben beni burada Amerikacı da yaptılar. Her türlü bir takım atıflarda bulundular. Yani işte Türkiye'nin adamıdır bilmem falanca. Yani ilişki kurduğum her bir ülkenin adamı olarak beni tanıtmaya çalıştılar. Şimdi de kırmızı koltuktasınız. Bakalım bununla ilgili ne söyleyecek. Tabii bu, yani ben insanların bütün görüşlerine açığım ve evet, saygıyla karşılıyorum. Yani şunu anlıyorum. Yani insanlar demek ki yorum kapasiteleri bu kadar. Yani bu kadar yorumlayabiliyorlar. Yani demek ki dar düşünceli bu insanlar. Başka bir şey diyemiyorum. Şimdi bakın, Amerika bir kere İslam'a karşı değildi. Daha önceden de değildi. Şimdi de değil. Yani biz bunu ilişkilerimizden görüyoruz. Ben 2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından, yani devlet kurumları tarafından, US Department of State tarafından Amerika'ya davet edildim. Yani çok ilgime, çok ilgi çekti bu davetiye. Ben merak ediyordum. Hakikaten yani şimdi ikisinde dediğiniz gibi iki düşünce vardı. Bir, Amerika İslam'a çok karşı, yani Müslümanlara karşı, Müslümanlara baskı yapan bir ülke olarak tanıtanların düşüncesi. Bir de şahsen benim de benimsediği, ya Amerika karşı değil. İslam objektif bakıldığı zaman olaylar çok daha İşte o, oraya yani geleceğim. Yani bir de böyle bir düşünceyle, yani iki yorumla ben Amerika'ya indim.
ziyaret ettim. Yani hem devlet yetkilileriyle görüşmeler yapıldı, hem Müslüman cemaatlerle görüşmeler yapıldı. Ve ondan sonra kendim, yani bizzat o yeri ziyaret ederek bir düşünceye sahip oldum. Ve düşüncem de şu, Amerika İslam'a karşı bir ülke değil. Amerika'daki Müslümanlar çok rahatlıkla dinlerini, yani örf adetlerini, düşüncelerini aktarabiliyorlar, yaşayabiliyorlar. Yani şimdi bunu söyleyen, yani çok katı politikayı, çok katı düşünceleri aktaran Müslüman kardeşlerimiz bu konuda yanılıyorlar diye düşünüyorum. Ha, baskıları konuşmuyorum. Bakın, siyasi baskıları konuşmuyorum. Yani Amerika'da değil, değişik ülkelerde. Fakat mesela bu son olaya gelince, yani böyle bir şeyin olması çok normal. Bu sadece Amerika'da değil, burada olabilir. Bakın bizim yani mesela... Hoş olduğu yönü şu, 37 bin insanın parlamento önünde namaz kılmasının organizasyonuna izin vermek dahi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam'a bakış açısını da yansıtmış oluyor. Yani biz bunu biliyoruz. Bakın, çünkü din İslam adamları dini bir tehdit dini değil, işte bir tehdit değil, bunu bir biz, dindir yani. Bunu biz kendimiz tanıttık. Evet. Yani zaten benim beğenilmediğim nokta burası. Zaten, ben burada çok özür dilerim. Ben buyurun. Burada beğenilmiyorum. Niye? Diyorum ki İslam'ı yanlış bizler tanıttık. Müslümanlar tanıttılar. Amerikalılar değil. Aslında kabahatli olan yine Müslümanlar. Kabahatli olan bizleriz. Niye? Çünkü dini değerlerimizi, dini prensiplerimizi, asli kaynakları biz kendi tarafımıza çekerek, kendi ihtiyaçlarımızın vuku bulmasını isteyerek böyle yorumladık. Aslında yani yol bir takım, belli. Yani Kur'an-ı Kerim'de yazılanlar belli. Her şey açık. Evet. Her şey açık. Fakat bunları farklı yöne çekmeye hiç gerek yok. Yani bunları farklı yöne çekmeye gerek yok. Fakat şu an günümüzde bütün sorunlar, yani İslam'ın yanlış tanıtılması, İslam'ın radikal bir din olarak tanıtılması, bunu da Batı bu şekilde de tanıyor. Hayır, biz de diyoruz ki bakın gene Romanya'yı görün. Çok basit gidin. Bir söz var. Yani bir karıncanın dahi öldürülmesine izin vermeyen bir dinin terör olarak yansıtılması. Nasıl olur da işte, insanların katledilmesine ferman çıkartmış terör olarak olur. Özdeşleştirilmesi. Ya bu çok yanlış, çok rahatsız şimdi ediyor. İşte onu, bütün dünyayı rahatsız yani, ediyor. Bütün dünyayı değil, Müslümanlar aslında bizi rahatsız etmesi lazım. Ve biz bakın şu an başkanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın önderliğinde burada bir iftarımız oldu. Bir Balkan müftüleri bir toplantımız oldu. Biz şunu diyoruz, bakın İslam'ın hoşgörüsünü, bu barışçı olduğunu, teröre, şiddete karşı olduğunu biz böyle bir toplantılarımızda dile getiriyoruz. İşte burada dediğim gibi bazı Müslüman din adamları, liderleri İslam'ı kendi çıkarlarına yönetiyorlar. Neden? Bunu tabii kendileri biliyor. Kendi amaçları var. Ama bu bakın burada Romanya'da geçerli olamaz. Romanya'da kesinlikle şunu bilsinler. Yani Müftü İlelebet Murat Yusuf o koltukta, yani müftülük makamında ilelebet kalacak diye bir şey söz konusu değil. Ben kendim zaten istemiyorum. Fakat Romanya'daki model şunu bilsinler. Ben bunu ilk defa sizin programınıza söylüyorum. Kesinlikle buradaki ortamı değiştiremezler. Değiştirmesine de biz müsaade etmeyeceğiz. Yani ben müftü olsam da olmasam da arkadaşlarım bu ortamın değişmesine, yüzyıllardır dedelerimizden kalan bu ortamın değişmesine müsaade etmeyecekler. Romanya Dobruca yaşam modeli konusunda örnek bir ülke olacak. Bunu bilsinler. Yani burada diyorlar ki Mevlid bidat. Bilmem hangi adetini sizin bidat dinle alakası yok. Ya bırak, ben komünist rejimde bunları bu şekilde muhafaza etmişim. Şimdi sen 90'dan sonra gelip de bunları mı değiştirmek istiyorsun? Yani bunları mı değiştirmek istiyorsun? Bir de şu çok enteresan. Yani din alanda ihtisas yapmayan Müslümanlarımız, bazı din kardeşlerimiz, şöyle diyelim, yani genel demeyelim, bazı din kardeşlerimiz konuşuyorlar. Bakın çok açık bir ve acı bir örnek vereceğim. Ben müftü değildim. Eski müftüyle birlikte bir camiye gittik. İsmi de vermiyorum camide. Bu arkadaşlara ilişkisi olan bir din kardeşimiz, bir gencimiz, 25 yaşlarında bir delikanlımız, bir genç arkadaşımız, bir camide. Biliyorsunuz mihrap vardır. Mihrap biraz yüksektir bazı camilerde. Yani bu Osmanlı kültüründe vardır. Niye? Cemaati daha iyi görmek için. Saflar düzgün vesaire. Bu tür şekilde cemaatle irtibatı devam ettirmek için. Şimdi diyor ki bu haram diyor. Bunu kaldırıp atsın diyor. Bu genç kardeşin ilahiyat ihtisası yok. Dini ihtisası yok.
nesi varsa acı. Bu arkadaşımız diğer kardeşlerimize ufak bir diyaloğa girmiş. Ufak bir kontak oluşmuş. Onlarla birlikte geziyor, dolaşıyor. Onların düşüncelerini eski müftümüze söyledi. Ya ben söz konusu konuşmadım orada. Ondan sonra dedim, görüyor musunuz dedim. Tehlikeyi görüyor musunuz dedim. İşte şu an o insanların sayısı çoğaldı. Dobruca'da o insanların sayısı çoğalıyor. Biz buna bir çözüm yolu, ama Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, yani buradaki Müslümanın birlik ve beraberliği. Zaten biz bütün Müslümanları birlik ve beraberliğe çağırdık. Benim amacım zaten bu. Müslümanları birlik ve beraberliğe çağırdık. Dinimiz bunu istiyor bizden. Aradaki birlik ve beraberliğin sağlanıp sağlanamadığı konusunda fikirlerinizi biraz sonra alacağız. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden beraberiz. Păstrează-ți economiile la loc sigur și sporește-le valoarea. Depozită la termen de la Credit Europe Bank. Foame! Atunci poftește repede la restaurantul Emi. Domnul Șucru vă așteaptă cu cele mai apetisante mâncăruri turcești. Musaca de vită cu ouă, ghiveș de vită în oală de lup, paste cu miel a la Ankara, kebab alina zâc, kebab iskender, baclavale, saraili și multe altele. Totul în porții uriașe și la prețuri pitice. Ambientul este deosebit. Poftă bună! Bauplast, termopane care îți reduc factura la căldură cu 20%. Bauplast, profile clasa A de calitate germană. Faceți diferența! Bauplast, design unic în România. Nu uita, Bauplast! Evet Sayın Müftüm, buyurun. Kaldığımız yerden devam edelim. Tabii şimdi bu birlik ve beraberlik bence hele son zamanda sallanmaya başlandı. Yani eskiden böyle bir tepki vardı. Şimdi tabii tepki olur. Niye? Çünkü genç, yani 28 yaşında bir insan Müslümanların lideri olarak seçildi. Ve bu insan okuduğu yer belliydi. Yani zaten damgası vardı. Anladınız mı? Bu insan amacı, ben ilk başta geldiğimde yapacağım bütün çalışmalarımı söyledim. Kesinlikle dedim, ben buradaki ortamı, buradaki hoşgörüyü koruyacağım. Kesinlikle buradaki ortama hiçbir zarar getirmeyeceğim. Ne kadarını başarabildiniz Sayın Müftü? Şimdi şöyle diyebilirim, yani buradaki modeli koruma açısından ben kendi açımdan başardığımı düşünüyorum. Bazılara zarar vermişizdir. Bazılarını rahatsız etmişizdir. Bu gayet doğaldır. Yani bir kere olan bizim Türk sözü bu. Evet. Yani bu gayet, yani muhakkak belli bir görevde olan bir insanın muhakkak sevenleri de çoktur, sevmeyenleri de çoktur. Evet. Yani dolayısıyla herkesi memnun edemezsin. Fakat ben cemaatim olarak Dobruca'da yüzyıllardır yaşayan cemaatimi memnun etmişimdir. Ki nasıl bu cemaat? Bu cemaat tamamen örf ve adetleriyle,
özdeştir. Yani örf ve adetleri kucaklayan bir cemaattir. Onları memnun etmişimdir. Çünkü onlar da mesela bu kardeşlerimiz mevlid haramdır. Şeyden sonra, cenazeden sonra Yasin Şerif okuma denmesinde karşılar. Yani çünkü olayı biliyorlar. Olayı biliyorlar. En azından siz diyaloglarınızı geliştiriyorsunuz tabii, onlarla. Sürekli kontak halinde oluyorsunuz. Tabii şimdi bu kardeşlerimize gelince, mesela ülkelere gelince, müftülük şu an son dönemde çok farklı bir açılım yapmıştır. Hem bütün Müslümanları kucaklamaya yönelik bir takım projelerimiz vardır. Şu an tabii ben bir takım konferanslara gideceğim. Dönüşte Romanya'nın hangi köşesinde olursa olsun, 3-5 aile dahi olsun, bunları ziyaret edeceğim. Yani bunlarla ilişki kuracağım. Roman Müslümanları olsun, farklı ülkeden Arap Müslümanları olsun veyahut Arnavut Müslümanları olsun. Siz kim olsun, kucaklamak istiyorsunuz. Kucaklamak istiyorsunuz. İşte zaten zaten biz müftülük olarak bunu baştan amaçlamıştık. Yani burada hizmet eden diğer sivil kuruluşlarına, dini sivil kuruluşlarına böyle bir çağrımız olmuştu. Gelin müftülüğün çatısı altında birleşin. Gelin burada şunu bilin ki müftülük resmi bir kurumdur. Müftülük bütün Müslümanları temsil etmektedir. Faaliyetlerinizi müftülükle birlikte yapın diye böyle bir çağrım olmuştur. Ha, bunu dinleyen oldu. Bakın dinleyen oldu. Dinleyen olmadı. Yani dinleyen insan, kuruluşlar da olmadılar. Yani bulunmadılar. Ama biz şunu istiyoruz, bakın. Diyalog. Bu çok önemli. İletişim çok önemli. Bu iletişim prensibini ön plana sürerek buradaki bütün sorunlarımızı çözmek. Ve bu birlik ve beraberlikte zaten dinimizin temel amacı. Doğru. Neden Kur'an-ı Kerim'de bütün müminler kardeştir? Yani Hucurat Suresi'nde bu ayet zikrediliyor. Neden Peygamberimiz Müslüman, Müslümanın kardeşidir diye bunu bize tavsiye ediyor? Neden Romanya'da 100 bin, 150 bin veyahut sayısı tam zikredemediğimiz insanlar, Müslümanlar niye birlik ve beraberlik olamıyorlar? Hocam buradaki derneklerle nasıl bir diyalogumuz var? Şimdi birliklerle, derneklerle. Yani bir kere bizim Türk Tatar dernekleri, efendim olsun Türk İş Adamları Derneği, yani bunlarla işlerimiz çok iyi. Çok iyi. Dini hizmet veren derneklerle de ilişkimiz iyileşmeye başlıyor. Onlar da şunu fark, daha yeni şunu farkına vardı. Ya hakikaten biz müftülükle diyalog içerisinde olmamız lazım. Bazıları önceden varmışlardı. Yani biz müftülükle iyi iş içerisinde olmamız lazım. Yani bakın müftülük onların faaliyetlerini kesmiyor. Onlara şu çıktı. Ya dedi yanlış anlaşıldı. Yine böyle yanlış anlaşılan bir durum söz konusu. Müftülük onları kapatacak. Öyle bir niyeti yok müftülüğün. Öyle bir amacı yok. Müftülüğün amacı kucaklayıcı. Yani birleştirici. Niye? Çünkü dinimizin emri bu. Ama İslami değerler üzerinde. İşte İslamiyeti olması gerektiği mesela, gibi yaşamak ve yaşatmak. İşte onu adına diyorum. Ben bu arkadaşlara da bunu diyorum. Bakın arkadaşlar, siz müftülüğün çatısı altına geleceksiniz ama buradaki ortama dikkat edeceksiniz. Buradaki ortamı zedeleyecek herhangi bir davranışta bulunmayacaksınız. Az önce belirttiğiniz üzere işte namazdan sonra şu olmaz ya da cenazeden sonra şu olmaz gibi söylemler insanlarda rahatsızlık verir. Tabii. Yani İslamiyet'in belli bir kuralı var ve o kurala göre de yaşanmalı. Şimdi yaşatılmalı da. Demirer Bey, bu sadece bir yani açık olan birkaç örneğimiz var bizim. Evet, evet. Yani şimdi bakın, ben o olayda, diplomalar olayında bir mahkemelik de oldum. Ben mahkemeye çok somut deliller götürdüm. Bu arkadaşların faaliyetleriyle alakalı. Basına vuku bulma, basına sızdırmadığımız deliller. Yani somut örnekler. Basına sızdırmış olsaydık Romanya'da yaşayan bütün Müslümanlar zarar göreceklerdi. Bakın bu çok önemlidir. Çok yani, ciddi bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani ondan, yani şimdi biliyorsunuz mahkemeye başladığında, biliyorsunuz ben yüksek yargıtaya yani konumum itibariyle oraya beni şikayet ettiler. İşte bizim haklarımızı aldı, bize karşı çıktı, işte bizi şunu şöyle yaptı diye. Ama benim elimde delil vardı. Ben bu delilleri araştırdım. Yani bu delilleri kendileri yaptılar. Yani davranışlarından bu deliller ortaya çıktı. Somut olarak, bakın diyorum, somut olarak benim basına sızdırmadığım, şu an hala muhafaza ettiğim, sırf Müslümanlar, yani Türkler, Tatarlar, Araplar, kim olursa, Müslümanlar, kim Müslüman kimliği taşıyorsa, Müslüman demesiyorsa, onlar zarar görmesinler diye ben bu delilleri çıkartmadım. Ben de onun üzerinde ısrarcı olmayacağım. Yok zaten, yani ben bunu söylemem. Niye? Çünkü ben birlik ve beraberliği istiyorum. Ben bu arkadaşlara da söyledim. Gelin birlikte hizmet edelim. Kim olursa, bakın
Hazreti Mevlana'nın düsturu bende vardır. Ne olursan ol ine gel. Bakın mesajı Müslümanlar değil. Hristiyanlarla diyaloğum çok iyidir. Bir de şu an en son dönemde beni Hristiyan yaptılar. Siz bilmiyorum bunları biliyor musunuz? Yani işte niye Hristiyanlarda okuyormuşsun? Niye Patrik'le görüşüyormuşsun? Niye Kösenci Başpikoposu'yla görüşüyorsun? Niye bilmem şunu yapıyorsun? Peki Sayın Müftüm, bizim bayramlarımızda Hristiyan din adamları, Yahudi din adamları katılmıyorlar mı? Birbirimizin bayramını kutlamıyor muyuz? Size, birbirimizin cenazesine gidip gelmiyor muyuz? Size, zaten dört kitapta da vuku bulan şey şudur. Barış, dostluk, huzur, kardeşlik. Yani bunun dışına çıkmak, sizin bir Hristiyan din adamıyla buluşmanız, bir Yahudi din adamıyla buluşmanızdan art niyet arayan insandan zaten şüphe edilir. Ya şimdi işte oraya geleceğim. Bakın şey size Hristiyanların bize yaptıkları yardımlardan, desteklerden bahsetmek istiyorum. Bakın bu geçen Kurban Bayramı'nda, geçen yıl Kurban Bayramı'nda bu Salman Rushdie'nin kitabı çevrildi. Şeytan Ayetleri diye Romeli çevrildi. Yani bu yaştaki bir yayın evi bunu tam bayram günü lanse etti. Biz zaten bayram heyecanıyla yani meşgulüz. Bayramla meşgulüz. Benim arkadaşlarım haca gitmiş. Personelim kalmamış. Ben kurbanlarla meşgulüm. Kurban bayramı çünkü. Kurbanlarla meşgulüm. Et dağıtmakla meşgulüm. İş adamlarımız bu taraftan et getiriyorlar. Onları organize ediyoruz vesaire derken, bakın çok enteresan. Patrikhane basın bildirisi yayınlıyor. Biz bunlara karşıyız diyor. Peki bu hoşgörü olmazsa Patrikhane hangi ülkede bunu yaptı? Evet. Hangi ülkenin patrikhanesi Müslümanlara destek çıktı? Doğrudur. Yani i̇şte ben, yani şimdi müftü Hristiyanlarda okuyor diye eğitimini, doktorasını Hristiyanlarda yapıyor diye Hristiyan mı oluyor? Murat Yusuf. Yani bakalım şu an, yani bırakalım bu title'ı, yani müftülük konumunu. Evet. Yani bir insan eğitim gördüğü sürece o dine mensup mu oluyor? Yani şimdi dinleyiciler, izleyiciler bunu çok iyi değerlendirmen lazım. Bunu çok samimiyetle, hoşgörüyle karşılayan insanlarımız var. Bunların sayısı da çok az. Ben size söyleyeyim. Bunların sayısı Dobruca'da 300'ü geçmez. 300 bile değildir. Bakın ben size bunu söylüyorum. Ama ne var ki gençlerimiz maalesef bir takım koşullardan dolayı onlara adapte olmaya çalışıyor. 300'ü bile geçmez bunların sayısı. Sevgili hocam, çok ciddi bilgiler yüklüsünüz. Çok ciddi mesajlar verdiniz. Sizden şunu rica etsem, zaman zaman insanlarımızı bilgilendirmek, insanlarımızı bir takım konularda fikir sahibi, bilgi sahibi edinmeleri konusunda zaman zaman...